yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ çalışmalarına destek olmak üzere ilk etapta hemen komşu illerden, sonrasında da diğer bölgelerimizden ve illerimizden ki yaklaşık 13 ilden buraya bakım onarım ekibi araç gereçleriyle birlikte intikal ettirdik. Şu anda halen sahada 653 fiilen sahada direğin tepesinde trafo merkezinde çalışan teknik personelimiz var. Yine bunlara destek veren AFAD, özel idaremiz, belediyelerimiz, diğer ilgili kamu kuruluşlarımızla birlikte şu anda sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız 1000'in üzerinde. 273 iş makinesi ve aracımız var. Yine 61 jeneratörümüzle de bu kesintilere müdahale edildi. Isparta'da toplam şebeke ağımızın büyüklüğü 10.800 kilometre. Bir başka ifadeyle Edirne'den Kars'a neredeyse 5-6 katlık katı kadar uzunlukta büyük bir şebekeden bahsediyoruz. Kırsalıyla, ilçe, belde, il merkezleriyle birlikte. Ve Isparta ilinde yılda ortalama meydana gelen hasar ve arıza sayısı 1100. Yani bu tip afetlerin, olağanüstü durumların olmadığı dönemlerde ortalama 1100 hasar sayısı meydana gelmiş iken, kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12.000 arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. Başka bir ifadeyle 10 yıllık olağan arıza sadece bir günde oluştu. Ama ekiplerimiz sağ olsun büyük bir fedakarlıkla sahada adeta canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Ben onlara teşekkür ediyorum. Biraz önce Sayın Başkanımız da ifade etti zaten bu gün süreç boyunca hep birlikte sahadaydık. Nasıl fedakar çalıştığını Isparta halkımız şahittir. Değerli basın mensupları, buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik sayaçlarının okunmadığını söylemiştik. Bir hafta boyunca bu okuma işlemi yapılmayacak. Yine bir başka duyurumuz, faturaların tahsilatı da Isparta ilindeki vatandaşlarımızın ödemek durumunda kaldığı faturaların tahsilatını bir ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri de aldık. Bu anlamda da mağduriyetlerini giderecek çalışmalar gerek elektrik kaynaklı olsun, gerekse afet şartlarına bağlı olarak AFAD ekiplerimiz burada, Tarım İl Müdürlüğümüzün ekipleri burada. Onlar da hasar tespit ve ziyanla alakalı çalışmalarını da sürdürüyorlar. Ve en kısa süre içerisinde burada da telafi çalışmalarına başlayacağız. Bir diğer husus, biraz önce Sayın Başkanımız da ifade etti. Aslında biz sahada hummalı bir şekilde ekibimizle birlikte çalışırken maalesef sosyal medyada bazı televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Mağduriyetten kendisine prim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi sizlerle paylaşmadık. Doğruları da çarpıtmadık ama maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya, istismar etmeye dönük hal ve hareketlerini, söylemlerini bu süreçte de gösterdiler. Devletimiz olayın ilk günden itibaren Isparta'da oldu. Nasıl daha önce Rize'de, Kastamonu'da, Giresun'da, Muğla'da, Elazığ'da yaşanan tabii afetlerde devletimiz ilk andan itibaren yörede vatandaşımızla birlikte omuz omuza çalıştıysa Isparta'da aynısı yaşandı. Ben bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bu süre bize vermiş olduğu katkı, destek, hoşgörü ve sağduyudan dolayı hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten kırsal alanda da çok duygusal olan olayları da yaşadık. Zaman zaman şimdi ekiplerimiz
bize orada yaşananları da aktarıyorlar. Araçların bile giremediği yerlerde, dağın tepesinde, açık arazide çalışan arkadaşlarımıza evinde işte çaydanlıkta çay hazırlayıp onlara ikram eden, yemek hazırlayıp ikram eden Anadolu insanın en güzel örneklerini de gördük. Onlara hasreten burada teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Yine bu vesileyle günlerdir sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan bütün enerji çalışanlarımıza kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın çok teşekkür ediyorum. Hasreten Sayın Cumhurbaşkanımız, olayın yaşandığı ilk andan itibaren süreci bizzat yakinen takip etti. Sürekli kendisini bilgilendirdik, talimatlarını aldık. Desteklerinden ve ilgilerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. İçişleri Bakanlığımıza, milletvekillerimize, belediyelerimize, valiliğimize, AFAD'a ve özellikle de muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sahada bizim elimiz, ayağımız, kolumuz, gözümüz oldular. Ama tabii ki en büyük teşekkürü bu süreçte sabırla sabır gösterdikleri ve sağduyulu davrandıkları için Isparta halkına ediyorum. Ve Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun, var olun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum.